Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, hem içeriden hem dışarıdan topladığımız çok önemli bilgiler var sizin için ve bu bilgilere baktığımızda ne yazık ki başımıza çok büyük bir belanın yaklaştığını, en korkulanın adım adım, adım üzerimize geldiğini görüyorum. Ve ne yazık ki bu üzerimize gelen adeta bir finansal tsunami şeklinde ve bundan ne hane halkının ne de firma sahibinin kaçma şansı yok. Ama biz Avrasya yatırımı olarak bugünleri ta bahar aylarında zaten söylemiştik ve Bundan sonra ne olacak? İşte hem içeri ve hem dışarıdaki yatırımcılarla yaptığımız görüşmeleri ve vardığımız sonuçları da ilerleyen dakikalarda sizin hem dolarda hem borsada hem altında önünüzü daha rahat görebilmeniz adına arz edeceğim sizlere. Kıymetli arkadaşlarım şimdi konuştuğumuz yatırımcılar bize şunu söylüyor. Özellikle dış yatırımcılar deniliyor ki Türkiye'de Hazine ve Maliye Bakanı kalkıyor diyor ki yapısal reformlar benim işim. Merkez Bankası'na söylüyor bunu bu işlere karışma diyor. Yani böyle bir şey dünyada yok. Merkez Bankası para istikrarını daha doğrusu fiyat istikrarını bırakmış. Ben kendimi cari dengeye adayacağım diyor. E, cari dengeyi yani ihracat ve ithalatınız arasındaki dengeyi sağlamak için ne yapmanız lazım? Mal ihraç etmeniz lazım. Malı ihraç etmenin yollarını aramanız lazım. Yüksek teknoloji içeren malları satmanız lazım. E bu Merkez Bankası'nın görevi mi? Değil. Hazine ve Maliye Bakanı da böyle söylüyor. Dolayısıyla burada ekonomi yönetiminin içinde bir ikilik var deniliyor. İkinci nokta şu. Hükümetin bütçesi tipik bir enflasyonla mücadele bütçesi. Yani bütçe gelirlerini bir şekilde işte ne bileyim elektrik faturalarını düşürmeye, benzini düşürmeye vesaire bu gibi noktalara harcadığını görüyoruz diyorlar ve elbette ki şunun da altını çiziyorlar. Sadece burada masumane aman halkı bu yükün altından kurtaralım şeklinde bir çaba da yok. Büyük bir savurganlık da var. Yani müteahhitlere, yandaşlara 3-5 maaş vererek kamu kaynaklarının da büyük bir şekilde hovardacak kullanıldığının da altını çiziyorlar. Ama dikkat ettikleri nokta şu, İşte bu bütçe bir yatırım bütçesi değil. Bu bütçe 2023'e kadar bir şekilde e, halkı idare etmek, enflasyon baskılarını üzerinden almaya çalışan bir bütçe diyorlar. Dolayısıyla gelecek günlerde Türkiye'de işlerin düzeleceğine dair, biz yatırımların yapılmadığını devlet tarafından görüyoruz diyorlar. Üçüncüsü de şu Kesinlikle ve kesinlikle ayrışma o kadar ciddi boyutlara geldi ki burada bütün toplum bireylerinin, kurumlarının, e, sivil toplum kuruluşlarından tutun da partilere kadar herkesin bir çatı altında toplanıp bir konsansüsün, uyumun sağlanması gerektiğini işaret ediyorlar. Ve aynen geçmişte Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı gibi bir İzmir İktisat Kongresi toplayarak burada... Herkesin mutabık kalacağı bir çıkışın belirlenmesi gerektiğini söylüyorlar ama AKP'nin iç ve dışarıdaki siyasetindeki agresifliğin de bunun önündeki en büyük engel olduğunu ve bunun da imkansız olduğunu söylüyorlar. Ve buna ek olarak bir de Vadesi gelen yüklü miktarda milyarlarca dolarlık borcun da Türkiye'de dolar TL'yi etkilediğini söylüyorlar. Ve burada işte hani sözlerimizin girişinde dedik ya hazine ve merkez bankası arasında bir uyum yok. Ve burada merkez bankası saraydan aldığı talimatı aynen yerine getiriyor diye. işte bakın burada bu sözlerimizi yani ee, rasyonel olmayan, akılcı olmayan ekonomi politikasının gelecek günlerde de Türkiye'de devam edeceği ve buna bağlı olarak da faizin enflasyonun altındaki yolculuğunun devam etmesi, faizi enflasyonun daha da altına ittirmekle kurların daha da yukarıya gideceğinin sinyali verildi. Tam biz bu görüşmeleri yaptık. Yabancılar, içerideki yatırımcılar, Türkiye'deki ekonomi politikası ile ilgili şüphelerini dile getirdiler. Arkasından bu şüpheleri doğrulayan Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bir açıklama geldi. Neydi o açıklama arkadaşlar? Bakın o açıklamaya şöyle çok yakından bakmak lazım. Hemen ben onu açacağım, size arz edeceğim. Medyadan da duymuşsunuzdur ama bu açıklamanın biz en önemli yanı kritiğini yapacağız sizinle. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı, milletimizi faize ezdirmeyiz. Bunun başka çıkışı olamaz. Hala kalkıp da bu yolda bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar kusura bakmasın. Ben faizi savunanla beraber olmam olamam. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sürdüreceğim. Yabancılar da şunu söylüyor. Evet faiz çok kötü bir şey ya da içeride bizim konuştuklarımız ya da bendeniz. Evet faiz kötü. Sayın Cumhurbaşkanı bu açıklamalarıyla dışarıdaki bu işlerden uzak vatandaşlarımızın gönlünü kazanıyor. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız burada çok büyük bir tarihi yanılgıya düşüyor. Sayın Cumhurbaşkanının başında bulunduğu hükümetin ana görevi enflasyonu düşürmek, şu an dolar TL'yi aşağı indirmek ve halkın üzerindeki zulüme dönmüş fiyat artışlarını önlemektir. Eğer bunu başarırsa zaten faizler buna paralel bir şekilde düşecektir. Ama bu görevi başaramadığı için uğraşıp da başaramadığı için şimdi faizleri yapay bir şekilde düşürerek burada bir çalkantı çıkartıp kafaları karıştırıp işte ben faizi düşürmek istiyorum. Ama bakın birileri de istemiyor demesi kusura bakmayın ama e, benim şahsi görüşüm olarak birazcık kurnazlığa giriyor. Dolayısıyla burada bakın yapılması gereken çok net. O da şu enflasyonu düşürmeden yani siz 20 enflasyonu düşürmeden faizi indiremezsiniz. Çünkü insanlar enflasyona bakıyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza da bunun anlatılması lazım. Bilmiyorum danışmanları anlatıyor mu, anlatmıyor mu? Ya da sayın Cumhurbaşkanımız bu gerçeği biliyor bence ama enflasyonu düşüremediği için şu an böyle bir açıklama yapıyor. 20 enflasyon varken Allah aşkına talimatla faizi 15 yaptığınız zaman yarın kim parasını Türk lirasında tutar? Çünkü bakın 100 liranızın 20 lirası enflasyonla gidiyor. Geriye 80 lira kalıyor. Faizle ne kadarını telafi ediyorsunuz? 15 lirasını. E ne oldu o zaman? 80 artı 15, 95 liraya düştü paranız. Oysa faizin en az 20 olması gerekiyor ki başa baş olsun diye. Dolayısıyla burada böyle temel bir matematik denklemi varken Allah aşkına enflasyonu düşürmeden faizi düşürürseniz ne olur? Aynen bugün olan olur. Yani dolar TL kuru 10 lira 50 kuruş olur. Dolayısıyla burada çok büyük bir yanılgı var arkadaşlar. Bu yanılgıya hiçbirimizin düşmemesi gerekiyor. Hükümetten enflasyonu düşürecek işleri yapmasını talep etmemiz gerekiyor. Ama bakın bu işlerin yapılması için koşullar çok basit. Reformlar yapacaksınız. AKP hükümetleri 2016'dan beri reform reform diyor ama tek çivi çakmıyorlar. Neden? çok basit bir açıklaması var. O da şu. Bakın, cari açık veriyoruz, değil mi? Rezervler bitti. Bunu nasıl dolduracaksınız? Mal ve hizmet üretimini artıracaksınız ama kaliteli mal ve hizmetler. Yani teknoloji yüksek mal ve hizmetler üreteceksiniz. Bu yüksek teknolojiyi içeren ürünleri üretmeniz için sizin mühendislerinizin, teknisyenlerinizin, işçilerinizin de o kalitede olması gerekiyor. Yani bir cep telefonu üretecekseniz, bir bilgisayar, bir jet, savaş uçağı, büyük bir gemi üretecekseniz %100 tamamen size bağlı. %100 yerli ve milli. Bunun için işte sizin personelinizi eğitmeniz lazım. Eğitim ta ilkokula kadar gidiyor. Yani bakın karşınıza bir eğitim reformu çıktı. AKP neden eğitim reformu yapmıyor? Çünkü eğitim reformu yaptığı zaman üniversite mezunu insanların bu mekanizmaları öğrenip kendisinden yüz çevireceğini biliyor. Çünkü AKP topu daima taca atıyor. Olayı sürekli doldur boşalt yaparak seçimlere kadar götürmeye çalışıyor arkadaşlar. Eğer bu vatanı gerçekten insanlar seviyorsa eğitim reformu, kaliteli öğrenciler, kaliteli personel, yüksek teknoloji içeren mal ve hizmet ihracatıyla rezervlerin dolması dışa bağlı üretimden vazgeçerek yerli ve milli üretimle dış girdi bağını keserek burada tesisler kurarak burada 5 yıllık kalkınma planlarıyla işte Türkiye kalkınabilir. Ama AKP bunu yapmıyor. Çünkü AKP ve yandaşları mevcut sistemden mutlu. Çünkü bütün bütçenin kaynakları zaten kendilerine akıyor. Hal böyle olduğu zaman da seçimi kazanmak için siz faizi aşağı indirdiğiniz zaman da işte kur 10 lira 50 kuruş oluyor. Geçmişte niye olmamıştı? Çünkü geçmişte 128 milyar dolar basacak rezervimiz vardı arkadaşlar. Ve bakın bunlar Türkiye'nin içinde yaşadığımız çelişkiler. Benim bir de yurt dışından e, elde ettiğim yeni istihbaratlar, yeni bilgiler var. Bakın bir de onlara kulak verin. Değerli arkadaşlarım yurt içinde bu gelişmeler varken yurt dışında da dolar tl'yi yukarı çekecek gelişmeler oluyor. Biliyorsunuz aylar önce yine Avrasya yatırımı olarak biz yurt dışına Atlantik'in ötesine dikkatleri çekmiştik. Ve orada salgında basılan 4.4 trilyon doların Amerika'da da enflasyon yaratacağını söylemiştik. Ve bu dediğimizde aynen çıktı ve 30 yılın rekoru kırıldı. Şimdi bakın yeni aldığımız bilgiler çok ilginç. Dünkü videoda Amerikalıların bir şekilde FED'e olan güveninin de azaldığını, çünkü Amerika'daki enflasyon beklentilerinin kuvvetlendiğini ve bu enflasyonun kalıcı olduğuna dair tacirler arasında görüşün yayıldığını söylemiştik. Bakın işte yeni yaptığımız görüşmelerde bize FED'in enflasyon konusunda yanıldığının 5 tane işaretini anlattı yabancılar. Tek tek size de anlatacağım. Çünkü Dolar endeksine baktığımız zaman ki dolar endeksi de Amerikan dolarının 6 tane önemli majör para birimine karşı değerini gösterir. Baktığımızda aynen bizim dediğimiz şekilde Bahardan beri iddia ettiğimiz şekilde dolar endeksinin yukarıya doğru çıktığını görüyoruz. Yani dolar küresel manada değerleniyor. Dolara baktığımız zaman ayın 17'si itibariyle arkadaşlar 96.2'ye kadar yükseldiğini görüyoruz ve bu dolar nereden geliyor dediğimizde 6. ayda arkadaşlar dolar endeksi 90'dı. 90'dan 96'ya yükselmesi demek işte Amerikan dolarındaki çok büyük değer kaybını, çok büyük değer kazancını gösteriyor arkadaşlar. Dolar endeksi yükseldikçe de Türkiye'de de dolar TL'yi yukarı çıkartacak bir gerekçe. Ha şimdi gelelim. Fed'in hesabının şaştığını gösteren 5 tane önemli gelişmeye. Bakın bunu Türkiye kamuoyunda kimse yazmıyor, tartışmıyor. Bunu tamamen Avrasya Yatırım ayrıcalığıyla bizim yaptığımız analizler ve yaptığımız e, ikili görüşmelerle çıkarttık arkadaşlar bakın deniliyor ki yabancı yatırımcılar diyor bunu Amerikalılar diyor bana yazdırdılar arkadaşlar direkt size okuyorum bu raporları çok pahalı bir şekilde satıyorlar arkadaşlar bankalar aracı kurumlar bir şekilde çok büyük hesabınızın açılması gerekiyor ama size ben bunu buradan bir kamuoyu kamuoyu hizmeti olarak sunacağım bakın dedikleri bir. Diyorlar ki Ağustos'ta Powell enflasyondaki etkinin pandemi kaynaklı olduğunu ve e, dar bir mal ve hizmet grubundan kaynaklandığını söylüyordu. Ama diyor son duruma baktığımızda fiyat artışlarının Birleşik Devletler'de yayıldığını görüyoruz diyor. Olay sadece benzin ve araba fiyatlarının artması değil. Ete baktığınızda %12, tütüne baktığınızda %7, elektrik ürünlerinde vesaire bu enerji işlerinde çok 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 daha yüksek oranlarla karşı karşıyayız diyorlar. Bir bu. İki, mal ve hizmetlerdeki fiyat artışlarının artış hızı ılımlı değil. Burada kullanılmış araba fiyatlarının bile %25 civarında arttığını görüyoruz. Dayanıklı tüketim mallarında %7.3'lük artışlar bu artışların agresif olduğunu gösteriyor. Üçüncü nokta arkadaşlar diyorlar ki Ücretler, evet ücretlerin artması da harcamaları artırarak Amerika'da enflasyonu artıracaktır diyorlar. Ve şunu söylüyorlar, Powell ücretlerin enflasyonu tehdit etmediğini söylüyordu. Oysa %1.5'luk rekor bir artış var diyorlar. Ücretlerde de, o ölçümde de arkadaşlar. Dolayısıyla bu da önümüzdeki dönemde enflasyonu artıracak. Enflasyon artınca tahvil faizi, dolar endeksi yukarıya gidecek. Kur Türkiye'de de yukarıya gidecek. Şimdi bu gelişmeleri Amerika'da eğer göremezse bir ekonomi yönetimi. Bakın biz bir e, yatırım e, kanalı olarak bunu görüyoruz. Ama Türkiye'de hazine ve maliye bunu göremezse, bu notları alamazsa, buna göre davranmazsa, üstüne üstün bir de inatlaşıp faiz indirirse, popülizm yaparsa bir ülkenin başkanı ne olur arkadaşlar bu dolar tl kuru? Bakın devam edeyim Birleşik Devletlerle ilgili. 3. noktayı söyledim. 4 ve 5. noktaları söyleyeceğim. Birleşik Devletler'de şunu diyorlar. Uzun vadeli enflasyon beklentileri de bozuluyor. İşte bizi de en kötü etkileyecek nokta bu. Hani o Fed'in e, tahvil alım programını azaltması ve ondan sonra da faizleri artırarak küresel manada doları geri çevirmesi geri çekmesi bizde zaten dolar TL'yi çok daha sıkıntılı noktalara getirecek. Ve diyorlar ki benzin ve enerji fiyatlarındaki artış tüketici enflasyonundaki beklentileri yukarı çekmiştir. Bunun üstüne bir de ücret baskısı eklendiği için enflasyon Birleşik Devletler'de öyle kolay kolay düşmeyecek diyorlar. Ve %2.9'luk bir artış var arkadaşlar. Neyde? Beklentide Michigan Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmayı bana söylediler arkadaşlar. %2.9'luk enflasyon beklentilerindeki artışın oldukça ciddi olduğunu söylüyorlar. Ve 5 son nokta arkadaşlar. Küresel partnerlerin durumu yurt dışından Birleşik Devletler'in yapılan ithalatın ve bu ithal malların fiyatlarının artması da son 10 yılın en yükseğinde %10.7'lik bir artış olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. BLS.gov'da bu rakam var. Dönüp ben de baktım. Hakikaten işte bütün bu arz ettiğim 5 etki Amerika'da enflasyonu yukarı çekecek. Buna bağlı dolar endeksi yukarıya doğru gidecek arkadaşlar. Ve haliyle de FED dönüp bu enflasyonu engellemek için aksiyon alacak. Ne yapacak? Dünkü videoda söylediğim gibi evet, tahvil faizlerini daha erken yukarıya doğru çekecek bir mıknatıs etkisi yaratacak ama ondan ondan önce her ay piyasaya verdiği o parayı 120 milyar doları daha büyük bir miktarda azaltacak arkadaşlar. Hem içeriden hem dışarıdan bu etkiler ne yazık ki bir korku filmi gibi üzerimize geliyor. Burada ne yapabiliriz diye düşünüyorum sadece dua etmekten başka ve bir an önce Rabbim bizi 2023'e ulaştırmasını dilemekten başka açıkçası yapacak pek de bir şey yok beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum tekrar saygılar sunuyorum